olsa alacağım. Bir dahaki gelişimde alacağım. Sus. Benim çıktı vallahi. Yatakları değişirken. Vay anam vay. Hah, şuramdan bir şey koptu sanki. Sen de çok ağır yükün altına giriyorsun be Hacer. Ya bırak, bırak birazcık da başkaları çalışsın canım. Ya zaten iş güç dediğin nedir ki? Senden daha mı değerli? Değil mi? Bak. Ben diyorum ki seni ben biraz Ceyhan'a, dayıngillerin yanına göndereyim. Hem orada istirahat edersin, hem hasret giderirsin. Ha? Ne diyorsun? Hem sonra zaten burada biraz havalar serinledi. Harman zamanı burada iş güç de çok oluyor. Sen burada dinlenemezsin. Ben seni birkaç aylığına oraya göndereyim. Sen orada hem dinlenirsin, hem hasret giderirsin, hem koşar zıplarsın. Değil mi? Ne dersin? Bağa baksana Reşit Efendi. Ha. Sen ne demek istiyorsun? Beni başından mı atıyorsun ha? Aa. Hiç öyle şey olur mu ya? Oo. Senin için fesat be. Ben sen rahat et, dinlen diye söyledim. Yoksa her erkek avradı yanında olsun ister. Sen beni hiç merak etme. Bir yere gitmiyorum ben. Az dinlenirim, geçer. Daha kocamadım ben. Madem kocamadın, kalk işini yap o zaman. Hadi. Allah Allah. Ne yapayım, gitmiyorum. Aralara iyi sürüyün derne. Aralara iyi sür. Eşeğe sırtına semer vuran çok olurmuş derler. Nereden o kadar parayı anlamadım zaten. Ya bir tane boyacı bile tutmadın. Ne kadar konuşuyorsun sen ya kardeşim ya, Allah Allah. Ya sen bilmiyorsun elimizde avucumuza ne varsa girip diye verdik hepsine. Oradan konuşuyorsun bana ya. Ya bak sana diyorum. Yarın değil öbür gün burası böyle müşteriyle, insanlarla dolsun. Dıngır dıngır işlemeye başlasın. O zaman var ya o paralar böyle akşamleyin ağla giden kuzucuklar gibi hop cebe girince ferah kavuşacağız. Neredeyse bugünler hiç gelemedi bir türlü. Ne el attıysak öyle zapmadan kaldık ortada. Yok! Gelecek. Biz çalışacağız, biz kazanacağız, biz yiyeceğiz. Abo, kurban oldum, hoş geldin. Hoş gördük. Hadi bakalım, mola verin azıcık. Yemek getirdim size. Ellerine sağlık. Gel, geç otur. Kaban? Ay, kaban bu ne hal? Hani beni kimse tanımayacaktı, bak nasıl gülüyor. Anam bile tanımayacaktı dedin, bak tanıdı. Ya kardeşim niye böyle yapıyorsun ya? Ya kurban oldum. Ya böyle ahali gelecek ya, tanımasınlar diye kılığını değiştirdik biliyor musun? Ya ama daha tam istediğim gibi olmadı. Değiştireceğim biraz daha. Bak o zaman Esat'tan anam bile tanımayacak ya. Bak güven. Abo kurban oldum, yemin ediyorum var ya mis gibi kokuyor ha. Afiyet olsun. Siz de epey bir yer halletmişsiniz hani. He, yaptık bir şeyler işte. He, vallahi anam ağladı yorgunluktan. Ya ara verelim, dinlenelim, yarın devam ederek diyorum. Yine de dinletemiyorum. Yok, ara mara yok. Vakit nakittir. Allah Allah. Bir ekip, iki ekip olacağız. Sabahleyene kadar çalışacağız. Bütün işleri bitireceğiz. O kadar. Ramazan. He. Sen eskiden köle tüccarı mıydın? Ne bu? Yokmuş. Sen ne yaptın, kurban oldun? Güllü'yle buluştuk. Ha, iyi. Kemal gitmiş. Nereye gitmiş? Ankara'ya. Ne edeceğimiş ki Ankara'da?
Kore'ye gitmek için askeriye yazılacakmış. Gönüllü asker olacakmış anlayacağınız. Oraya gitmek için askere yazılıyor ha? Ezem ne diyor acaba bu işe? Hasanların arazilerini biliyor musunuz? Hayır ama Muzaffer'in bahsettiğini hatırlıyorum. Bugün Kara Hasanların küçük oğlu Sedat Bey beni ziyarete geldi. Arazilerinin büyük bir bölümünü satışa çıkartmayı düşünüyor. Tek alıcıya hesaplı biçimde hemen devretmek istiyor. Oldukça da kelepir. Öyle mi? Ben araziyi inceledim. Su kenarında, dümdüz bir yer. Pamuk için oldukça ideal bir toprak. Değeri 125.000'den fazla eder. 75.000'e elden çıkartmak istiyor. Daha fazla toprağa ihtiyacım yok. Her şey yolunda çok şükür. Elbette yok. Ama ben size daha büyük düşünmenizi öneririm. Bu toprak ilerisi için oldukça büyük bir yatırım demektir Serap Hanım. Yanlış anlamayın. Sizin sözünüz benim için teminattır ama... bana biraz daha zaman vermenizi rica edeceğim düşünmek için. Elbette. Dilediğiniz kadar düşünün. Aklınıza takılan bir şey olursa ben yarın fabrikaya uğrarım. Bunlar da arazinin bilgileri. Ben müsaadenizi isteyeyim. Gülizar, Orhan Bey'e eşlik ediver. Hoşça kal. İyi geceler. Kapıyı ben tutuyorum, kapıyı ben tutuyorum. İyi geceler. İyi geceler. Gene gelin. Gülizar. Gülizar. Ne oluyor, ne bu afra tafra? İşine gelmeyince nasıl kür, nasıl sağır oluyorsun maşallah yani Reşit Efendi. Ben sana diyeceğimi dedim. Sen şimdi karını boşuyor musun, boşamıyor musun? Ya boşuyorum. Ama böyle pat diye söylenmez ki. Değil mi? Yol yoluyla, orman baltayla. Değil mi? Böyle alıştıra alıştıra. Usul usul. Oya gibi. Böyle... ince ince işlemek lazım. Anladın mı? He, anladım anladım. Hem de çok iyi anladım. Sen beni 15 yaşına kız belledin herhal ha? Uyulamaya çalışıyorsun. Ama ben yutmam bu numaraları. Sen zararlı çıkarsın bak. Kuş uçtu uçacak. Ya sana yemin ediyorum diyorum. Yemin ediyorum. Hacer buradayken çiftlikte rezalet çıkartır. Şunu bir göndereyim. Niye boşayıp da göndermiyorsun? Boş ol dersen boş olur. Öyle gider. Ağzına diline mi yapışır yani? Hey Allah. Hey Allah. Ya sen beni dinlemiyor musun? Hacer diyorum. Çiftlikte diyorum. Rezalet çıkartır. Serap Hanım benim bir rezilliğimi daha görürse beni burada koymaz. Ya sen benim işimden olmam mı istiyorsun? İstemiyorum. O zaman biraz sabredeceksin, değil mi? Şu Hacer'i buradan bir gönderelim. Gittiği yerde ağlasın, zırlasın, çırpınsın. Sonunda avrat değil mi? Uyruğu kıstıracak, dediğime gelecek. Diyorsun.